Merhaba arkadaşlar, Kuşa Jornos YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'da Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu sorusunu soracağız. Eğer daha fazla videodan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Sence Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Hangisine oy veriyorsun? Selahattin Demirtaş. Sen dayı. Aynen Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu? Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu? Biz ikisine, bizim için ikisi de aynıdır. Özgür Özel olsa veririm. Sizin gönlünüz mi? Özgür Özel. Ve hanım olursa o da öyle diyor. Evet, öyle katılalım. İnan ki en iyisi bence o. Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Niye? Vallahi Selahattin Demirtaş olsa hepsinden ama daha iyi. Gönlünüzde Selahattin Demirtaş var o zaman. Evet. Niye Selahattin Demirtaş? Konuşma kabiliyeti yeterlidir. Tahsili yeterlidir. Evrensel insan haklarına saygılıdır. O yüzden Demirtaş. Demirtaş diyorum. Sen abici. Aynen Demirtaş her bir şey. Gençler merhabalar. Merhaba. Gençler. Sizce Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu? Gönlünüzde Yavaş kim var aday? Hiçbir tane yoktur abi. Seninkinde kim var dostum? Hiçbir tane yok. Vallahi aga Mansur Yavaş'tansa İmamoğlu daha iyiydi. Daha iyiydi. Niye daha iyi? Biz daha iyi seviyoruz İmamoğlu'nu. Biliyorsun Mansur Yavaş ülkücü bir kökenli. Aynen öyle. Evet. Evet. O yüzden İmamoğlu. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dayı Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ben İmamoğlu'yum. Ekrem İmamoğlu. Onu tercih ediyorum. Neden İmamoğlu Mansur Yavaş değil? Ya biz onu seviyoruz. Sevgiler mi? Sevgiler midir? He? Daha yakın geliyor size. Yok, o Trabzonlu'dur, o da Ankaralı'dır. Yakınlık da biz onu tercih ediyoruz. Yani politik çizgisi size daha mı yakın geliyor, onu soruyorum. Ben onu açıklamıyorum. Biliyorsun, daha ne diyorsun? He? Teşekkür ederiz. Öyle der midir? Yani sen öyle diyorsan. Öyledir, öyledir. Teşekkür ederim. İmamoğlu 3-4 sefer buraya geldi, bizi ziyaret etti. Mansur Yavaş geldi mi? Gelir mi sence? Gelsene, hava etme. İş geldiği ortaya mı gelecek? Bu kadar insanımız zindanlarda öldü kaldı, bir gün bahsetti mi bir şey? Geçtiğimiz gün Mansur Yavaş'ın eski miting görüntüleri gündeme gelmişti. Ha. Şey diyor orada. Mecbur muyuz Diyarbakır'ı seçmeye ağrıyız? Ben internette okudum. Yok, burada almaz. Bu bölgede oy alma. Türkler oy vermez diyorsun. Kesinlikle. Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Selahattin Demirtaş. Abi buyurun. Sence Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Abi İmamoğlu. Niye İmamoğlu? İmamoğlu konuşmayı biliyor. Başka bir şey bilmiyorum. Senin gönlünde İmamoğlu. Benim İmamoğlu'dur abi. Benim gönlümde İmamoğlu'dur. Peki Mansur Yavaş neden hayır? Neden onu seçmiyorsun? O korkaktır. O korkmuyor. O her şeyi gerçek konuşur abi. Ben İmamoğlu tutuyorum. Seviyorum. Allah onunla beraber olsun diyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sana da soralım. He. Mansur Yavaş'a mı oy verirsin, Ekrem İmamoğlu'na mı? Hiçbirine vermem. Ahmet Özal aday olursa ona veririm. Ahmet Özal. He, Turgut Özal'ın oğlu. Neden? Neden olmasın ki? Neden olmaz? Niye diğerine verince neden demiyorsun? Onu sevdiğim için ona veriyorum. Diyorsun. He. Teşekkür ederiz dayıcım. Sağ olun. Daha çok teşekkür ederim. Abicim, Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Bize daha yakın. Bize daha yakın. Kendine daha yakın. Mansur Yavaş neden size yakın gelmiyor? Mansur Yavaş ülkücü. Şey, geçmişe ülkücüler bağlı. Ülkücü kökenden geliyor. Ülkücü kökenli bağlı. Yani. Kürtler oy verir mi sence Mansur Yavaş'a? Ekrem İmamoğlu'na daha çok verilir. Daha çok verilir. Daha çok verilir, evet. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Abi Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Kim var gönlünüzde? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? O biraz daha iyi duruyor. Dik duruşu ondan dolayı. Peki Mansur Yavaş'a neden yakın değilsiniz? Ekrem İmamoğlu daha yakışıyor ondan dolayıdır. Daha yakışıyor diyorsun. Aynen öyle. Teşekkür ederim. İyi günler abi. Merhaba. Dayı Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Bize mi sordunuz? Evet. Bizim için ikisi aynıdır. İkisi de aynı. İkisi aynı. Hangisi olursa fark yok. Gönlünde kim var peki? O ikisi de hangisi olursa sorun değil. Yok, başka yok. Sen teşekkür, kime vereceksin? Teşekkür ediyoruz. Kime vereceksin? Zamanı gelse söyleriz. Abi Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş. Neden Mansur diyeceksiniz? Yavaş? Neden? Bilmem, içinden onu geldi ondan dolayı. Ülkücü kökenli bir siyasetçiliği biliyorsunuz. Biliyorum. Sizce Kürtler oy verir mi? Bana A, B partisi fark etmiyor. Sadece bana hizmet lazım. Oyundan dolayı. Ama ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorayım. Ona da aynı şekilde istiyorum. Yine Mansur Yavaş. Mansur Yavaş istiyorum, evet. Teşekkür ederim. Müzayede.
Dayı, Mansur Yavaş'a mı oy verirsin, Ekrem İmamoğlu'na mı? Ben Mansur Yavaş'a vermem. Vermezsin. Kime verirsin peki? Gönlünde kim var? Hiç kimseye vermem. Hiç kimseye? Yok. Niye dayı? Öyle artık, öyle oldu. Güvenin kalmadı kimseye? Kalmadı kimseye. Teşekkür ederiz dayı. Aynen. Abicim, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu valla. Neden İmamoğlu? Bugün iyidir Lu çokta. Yine diğerine göre iyidir Lu. Baba adamı. Valla baba da yine diğerine göre olumludur, yapılıdır. Bize karşı iyidir. Kürtler oy verir mi İmamoğlu? Kürtler oy verir. Verir olsun, hepsi verecek valla. CHP'den olur, hepsi verir. Abi Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu? İkisi de değil abi. İkisi de değil. Bizim işimiz onlarla olmaz. Gönlünde kim var? Bizim gönlümüzde İslamiyet var. Hangisi biraz dine yakınsa Allah'ın izniyle biz olabiliriz. İki seçenek olsaydı, sadece iki seçenek olsaydı önünüzde, hangisi size daha yakın gelirdi? Ekrem İmamoğlu'la Mansur Yavaş mı? İnancın olsun, ikisi de değil. Mansur Yavaş ülkücü kökenden geliyor biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu daha... Bizi kesinlikle ilgilendirmez. Yani yırtarım, yine ikisine vermem. Kürtler oy vermez diyorsun iki anaya da. Yani ben kendi şahsım, ben Kürtlerin adına konuşmuyorum, kendi şahsım adına. Yani biz onlara vermeyiz yani. Çünkü onlar hep bize tepeden bakıyorlar. Hep bizi böyle iş manfaatına geldiği zaman bile bizle yanaşıyorlar, konuşuyorlar. Ama işleri bittiği zaman bize hiç tanımıyorlar yani bizi. Teşekkür ederiz. Biz de kendimizden başkasını tanımayız. Teşekkürler. Sağ olun abi. Soralım abi sana da. Sor. Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu dayı? İmamoğlu MHP kökenli olmadığından dolayı, biraz demokrat, sosyal olduğundan dolayı İmamoğlu. Kürtler İmamoğlu'na oy verir mi sence? İmamoğlu'na verir. Neden verir mesela? Kürtlere en neden azından, yakın geliyor İmamoğlu? En azından fikir olarak, düşünce olarak, sosyal olarak, demokrat olarak Kürtlere biraz daha... İmamoğlu nasıl bir siyaset yani, izliyor da Kürt seçmenin gönlünü kazanıyor sence? Bence şu anda iyi oynuyor. Yani onunla Mansur'u yan yana koyduğun zaman o da farklı Kürtler için. Ben burada Diyarbakır'da 30 yıllık muhtarlık yapan bir adamım. Türkiye'nin de rekortmeniyim. 45 bin oy alan ilk muhtarım Türkiye'de. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu. Niye İmamoğlu? Çünkü İmamoğlu hocadır, her şey bilir. Nasıl bir hoca? Ya hocalar iyidir. Hocalar çok iyidir. Hoca olmasa hoca hakkını gidemez, camide okumaz. Çünkü hocadır. Doğrudur. Hocadır diye oy veriyorsun. Ben hocaya oy veriyorum. Teşekkür ederiz. Küçük bir sorum var size. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani bize daha yakın olan İmamoğlu'dur. Kürtlere daha yakın olan. Peki nasıl Kürt seçmenin gönlünü kazanıyor İmamoğlu? Ne yapıyor? Yani İmamoğlu genellikle Kürt değil. Bütün halkı kucaklayan, bütün halkı yakınlaştıran bir imajı var. Yani bütün kesimlere yaklaşım eşit. Aynen eşit diyoruz. Yani İmamoğlu biraz daha farklı bir kesime hitap. Aynen İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu? Mansur Yavaş. Niye Mansur Yavaş? Ya şimdi biraz siyaseti takip ettiğim için Mansur Yavaş'ı birçok konuda tebrik ediyorum. Mesela nasıl kendisine her sataşmada hiç cevap bile vermiyor. Tek işi gücü devlet yönetmek. Yani yönetim olarak çok iyi bir adam. Devleti yönetirken onu çok beğeniyorum. Bence hiç kimseye cevap vermemesi ve birçok insana eşit davranması açısından... Yavaş biliyorsun, ülkücü bir kökenden geliyor. İşte bu düşünce tarzı bence yanlış. Nasıl? Bu bir ön yargı. Mesela örneğin... Mansur Yavaş kendisi bunu söylüyor. Hayır, ülkücü dahi olabilir. Ülkücü dayı olabilir. Ülkücü dayı olmasına itiraz etmiyorum. Çünkü niye? Biz hep bundan kaybediyoruz. Yok mesela diyoruz ki mesela bugünkü yöneten adam diyoruz Müslüman Kur'an okuyor. Ama Kur'an okuyor Müslüman. Yani bir diğer taraftan yaptıklarına bakıyorsun böyle çok şey. Ama bu anlayışın kalkması lazım. Öndeki insanların, adaletli insanların kimliğine ve ırkına bakılmaması lazım. Bence adaletli bir insansa, ülkeyi yönetiyorsa ülkücü ya da ateist olması fark etmez. Ben Müslümanım, bak oruç da tutuyorum. Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın eski bir miting görüntüsü ortaya çıktı. Hı. Mecbur muyuz Diyarbakır'ı seçmeye, Ağrı'yı seçmeye diye? Nasıl değerlendiriyorsun? Aslında eğer böyle insanların, lider konumdaki insanların bu tür şeyler demesi biraz tuhaf olabilir. İnsanların kafasını karıştırabilir. Böyle şeyler söylerse sen... Alışmalı mıyız böyle şeylere hocam? Yok, hayır böyle şey. Lider konusundaki insana böyle diyemez. Böyle derse oy kaybederler. Yani hayır yok demiş diyelim. Mansur Yavaş.
Zaten bundan önceki mesela bir sanatçı vardı Karadeniz'de, ne diyordu? Diyordu ki hani isteyen gel bakla benim şarkımı dinlemezsin ya da bu olmasın, şu olmasın. Ama bu vasıflı insanların ülkeyi yönetmesi ya da liderlik etmesi çok zor. Çok çok halk vermez. Oy vereceğim diye az önce Mansur Yavaş. Oy veririm. Sadece bir noktadan tutup da tüm iyiliklerini göz ardı edemem. Böyle bir şey dediğine dair... Sen Diyarbakır seçmenisin ya. O yüzden hani bu soruyu... Hayır hayır, ben bak belediyelik milletvekili için HDP'ye veririm. Ama diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimi için yine Mansur Yavaş'a veririm ben. Teşekkür ederiz dostum. Rica ederim. Dayı Mansur Yavaş'a mı oy verirsin, İmamoğlu'na mı? Ola ne diye? Kim var gönlünde? Başka biri var mı peki? İkisi dışında. Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu. Evet. Neden İmamoğlu dayı? O bana daha yakın geliyor. Daha yakın geliyor. Peki Ekrem İmamoğlu ne yapıyor da Kürt seçmenin gönlünü kazanıyor? Ben fazla bir şey demem ama ben ya şimdi ben HDP'liyim. Selahattin Demirtaş'ı kime ver, ben ona veririm. O kadar. Ama gönlünüzde aslında Selahattin değil mi? Tabii. Ama ilk önce odur. Ama ondan sonra aday olmazsa İmamoğlu'nu veririm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Dayı Mansur Yavaş'a mı oy verirsin, İmamoğlu'na? Ya ben Avrupa'da yaşıyorum şimdi. Ne söyleyeceğim? Avrupa'da yaşıyorsun. Oy kullanıyor musun peki buradaki seçimlerde? Kullanıyorum. Kim sana daha yakın geliyor? Gönlünde başka bir aday varsa onu da söyleyebilirsin. Gönlümde eğer ben adayımı versem, Rizgin hangi partiden olursa ben o partiye oy vereceğim. Hangi partide olsun? Şırnak Milletvekili, Rizgin Birlik. Ona veririm diyorsun. Hangi partide olursa ondan ona vereceğim. Hayırlı işler, teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu. Neden sana daha yakın geliyor? Beğendiğimiz bir insan. Tercih ettiğimiz bir insan. Peki İmamoğlu ne yapıyor da Kürt seçmenin gönlünü kazanıyor? Yaptığı ne yapıyor? Mansur Yavaş'tan farkı ne yapıyor? Farkı var, biraz farkı var. O BHP'de gelme olduğu için biraz fark var arada. Kökenden dolayı diyorsun. Kökünden dolayıydı, evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şey değil. Abi Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Açıklamaları, yaklaşımları, daha kapsayıcı olması, daha ideolojinin dışında olmasından dolayı bize daha yakın geliyor. Daha yakın geliyor. Kürtler oy verir diyorsun İmamoğlu'na aday olursa. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Teşekkür ederim. İyi günler. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? Selahattin Demirtaş. Demirtaş. Evet. Merhaba. Dayı Mansur Yavaş'a mı oy verirsin, İmamoğlu'na mı dayı? İkisine de vermem. Kime verirsin peki? Kim var gönlünde? Benim gönlümde. Benim gönlümde Tayyip Erdoğan var. Erdoğan var. Evet. Erdoğan'a veririm diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Abi Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? Erdoğan. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu dayı? Abi siyasete ben yok. Oy vermiyor musun? Ben o hiç kimseye vermem. Hiç kimseye. Ben hiç kimseye. Ne budur bu, ne budur. 50 yaşına geldim aynı. Niye kimse senin gönlünü? Yo abim, benim gönlüm şu anda bu ülkeyi. Hangisi benim gönlüm iyi abi, ben hatırlamıyorum da. Başka bir şey demiyorum. Bu ülke boş geldi, boş gidiyor. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? Hangisine oy veriyorsun? İkisini de vermiyorum. İkisini de vermiyorum. Peki gönlünde bir aday var mı? Hiç kimse. Hiç kimse yok. Niye kimse yok mesela? Gelen yiyor, giden yiyor abim sonuçta. Hepsi aynı şey. Denemeden nasıl bileceksin? Daha iyisi olana kadar bekleyeceğiz abi. Teşekkür ederim. Sen o başkan. Sağ olun. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? Hangisine oy verirdin dayı? Yani bu Cumhurbaşkanı seçimi evet. için mi? Mansur Yavaş'a veririm. Neden Mansur Yavaş'a? Mansur Yavaş da oturaklı. Benim o hoşuma gidiyor. Peki. Her türlü yani. Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın bir eski miting görüntüsü ortaya çıkmıştı. Mitingde mecbur muyuz Diyarbakır'ı seçmeye, Ağrı'yı seçmeye? Hayır hayır. Şimdi bu ikisinin arasında o zaman biri Karadenizlidir. Rizelidir. Ama ondan ben kendi görüşüm. Mansur Yavaş'ı ben tercih ederim. Mansur Yavaş'a oy veririm diyorsun. Tabii veririm. Teşekkür ederiz abi. Bir şey değil. Sana da soralım mı dostum? Sor abi. Mansur Yavaş mı, İmamoğlu? İmamoğlu abi. Neden İmamoğlu dostum? İmamoğlu çünkü gençlere destek veriyor abi. Gençlere destek veriyor ve bizim arkamızda duruyor.
ve ülke ekonomisini ve çeşitli kütüphanelerde ve çeşitli yerler yaptı. Ondan dolayı İmamoğlu. İmamoğlu daha iyi iş yapıyor diyorsun. Evet. Teşekkür ederim.